topsu kırılması Allah'tan anlatsa bizi de neler neler yapıyorlar. Ne hastalıklar, kanserler. Ya kim bilir neler var, araştırmalar yeni. Benim çekimlerim gösteriyor ki bu topsu plazma mikrobu pisliklerin çoğunluğu içinde sineğin bile bir çeşit ses dalgası sineği gönderiyor. Mikrop virüsü yönetiyor belki. Ne bir o ses dalgası mikroskopik canlıdan mikrofona burada tepki verdiriyor. Nasıl bir olay bu? Şeytani bir olay. Uzaylı mıdır nedir? Yani bu bana açıklıyor yani. Bazen oturuyorum evin içinde ve kulaklarımın böyle şeyler başımdan baskın ve çıkıyordum bakma bir kedi heykel sırf heykel gibi içeri bakıyor, hiç kımıldamıyor. Ben de düşündüm artık dalga mı gönderiyor ya? Sana bulaştırdığı toksoplazmayı mı yönetiyor? Olabilir mi olmasın? Bu dalgayla toksoplazmayı daha iyi ettiriyor belki. Kanser de yapar. İstediğini kanser yapar. İstediğini nelere sürükleyebilir. Beyninle oynuyor çünkü. Kalbin sıkışıyor be. Çıkıyordum, bakıyordum. Her zaman aynı şey. Karşımda herkes. Özellikle bize saldıran o doktor veteriner Turkay aynı soyadı. Onların kedisi büyü gibi bir şey. İçeride ta olanla hissediyordum bu şeyleri. Bir keresinde tesadüfen çıktım böyle balkona bakıp baktım orada heykel ya. Ondan sonra bu olay her oluşumdan biliyordum o. Çıkıyordum aynen öyle. Orada heykel. Böyle bir dalga olay da var bunlarda. Sonra kimse inanmayacak ki. Fakat benim için bu gerçek kanıtlanmış bir olay. Evet, bu şekilde işlerine kim bilir hangi varlığı soktukları hayvanlar. Büyüyle çünkü büyüyor. Büyük kupalar, kanlı baklar, şurada durdu. Sümüklü ve çekti masanın altına. Masanın yıldızı yaptı. Daha buraya içeri girdi. Nasıl girdiyse. Sonra yok, aradım yok. Kaybolmuş. Şimdi bir toksoplazma dolu. Öyle yönetiliyor. Aynen dediğim gibi sinyallarla. Bu bir batıl büyü işi, şeytan işi belli. İster inanın, ister inanmayın. Bu söylediklerimi yüzünden bana deli değil isterseniz. Fakat kanıtlarım bunu gösteriyor. Herhangi bir doktor gelsin beni kontrolü. Bu şey için bir ruhi bir kılıf uydurmaya çalışsın. Caminin tekidir. Çünkü kendisi de biliyor bu şeyleri. Bu şeyleri aynen hastalara yapıyorlar. Aynen ruh hastalarıyla. Benim gördüklerim bu be. Allah'ım yardım et. Bir şeyler dökmüş buraya. Lekelerden beri. Kalbim sıkışıyor. Size yardım et.
yani. Şedularım nerede? Şedularım saklaysın. Şedular nerede? Gideyim bakayım. Konsülü konuşur mu ya? Ne yakalayım? Neyse. Bizim parasitlerini oraya çektiler. Hiç tatlış bir tutmuş bir tutmuş. Gördün mü beni şimdi? Ha? Konferliği kavuşturmanın tarafından yaptığın işe bakıyor. Gördün mü? Bayanlar. Öyle şey tane iş ya. Hayır be. Öyle şey tane bir kumanda var mı? Hı? Kendimiz çok tanışı doğrudan direkt evine bakıyor. Gözüküyor. Askerleri silah edici yoldan çıktı. Vay vay vay. Ulan kapının evinin etrafından defolun be. Hı? Defolun. Vay vay vay. Evet, senin gelişin ne ya? Var mı böyle bir şey? Baban etmiş. Sana hoş geldin mi? O kumandacı başma. Biraz inatçı. Vay Allah. Keşke bakayım. Kadın kanserli. Evet, duyacağım bazı. Bu sefer ıslıkla, alkışla onları çağırmadım. Ben kovdum. Gidecekleri yer belli. Senin için çalıştığın zamana çoktan belli. Çoktan belli yanmış. Caminin kubbesi. Çoktan belli kim? Böyle yarın mı? Bu mecbur yayınım için. Bunu biliyorlar zaten. Karşıma geliyorlar. Belki çıkmamıştır. Anlatmak zorunda kalacağım.
Fakat ondan sonra buraya saldırtacak kedilerini kumarı buraya ve o karanlıkta kendini alırlar. Her yerden kedisi basıyorsun. Birazdan göstereceğiz. Evet, Pegas Batu. Ne tutaysın? Uçucu. Yedik geçimde. Gelelim gerçeklere. Belki onlar sadece o gönderir. Neymiş parasit. Kedide prostat kansermiş. Prostat kanserse aynı mikrop. Her tür kanser.